Onur Buluk mevzusunu bir anlatayım. Sonra da siz yorumlayın isterseniz. Seyircilerimiz için de tekrar etmiş olalım. Konuyu bilmeyenler olabilir. Onur Bulut Kayseri Spor'un sağ beki arkadaşlar. Ve Kayseri Spor'a sözleşmesi 6 ay kaldığı için diğer takımlarla görüşebiliyor. Hukuken bu mümkün. Fakat görüşürken yeni yönetim geliyor biliyorsunuz. O sırada bir protokol yapıyorlar mevcut sözleşmesinin yanına. Bu 6 ay beklemeden çıkmak isterse Onur Bulut 1 milyon euro bonservis bedeli getirirse çıkış maddesidir diye. Fakat onun yanında bir de sözleşme yeniliyorlar. Fakat o protokol federasyondan geçiyor. Yani 1 milyonluk serbest kalma bedeli federasyondan onaylanıyor. Geçiyor, devam ediyor. Beşiktaş da parayı atıyor önce açıklamasız. Sonra Kayseri Spor iade ediyor. Sonra açıklamayla parayı gönderiyor Kayseri Spor hesabına. Ve Onur Bulut Beşiktaş'a geliyor. Kıyametler kopuyor. Başkanın açıklaması var. Hızlı bir şekilde onu da açıklayayım. Okuyayım. Onur Bulut'un sözleşmesini ben imzaladım. 3 yıllık sözleşme imzaladık. Bu sözleşme 44 milyon liralık. Tek taraflı feshetmiştir. Bundan sonra hukuk konuşacak. O mu bu mu imzaladı? Bunu konuşmaya gerek yok. İmza sürgüsü var. Beşiktaş ile imzalamış olsaydı bizimle 3 yıllığına imzaladığı 44 milyonluk sözleşme geçerli olacak mıydı? Olmayacak mıydı? Bunun ötesinde başka bir şey konuşmaya gerek yok. Problem de şu. Kayseri Spor cephesinde o 1 milyonluk serbest kalma maddesinin olan sözleşmeyi yasa olarak yetkisiz kişi imzalıyor Kayseri Spor'da. Şimdi evet. Bu konuda benden bu konuda benden daha kimse yok burada. Onun için ben başlayayım. Lütfen. Istersen. Yok, Emre yanımda konuştu başkanım. Çünkü şey her taraftan. Ali Çamlı ile konuştum. Her taraftan da konuştum. Şimdi olayın şöyle bir tarafı var. Bu arada 1 milyon doları bir daha göndermişler. Tekrar geri göndermiş. Euro. 1 milyon euro. 1 milyon euroyu tekrar göndermiş. Tekrar geri göndermiş. İkinci defa da dönmüş. Tur mu dönmüş? Ben o çok tuhaf bir şey oluyor. Şimdi başka... Kulübün haberi yok. Para gelmiş. Kardeşim. Bu ne parası demişler. Bu ne parası diye bakmışlar. Allah'a bir bakmışlar. BJK, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden bir para. Ne açıklamada ne yazıyor? Onur Bulut'un serbest kalma maddesiyle ilgili. Ve hemen geri gönderiyorlar. Çünkü Onur'un Beşiktaş'ı imzaladığı... Şimdi sen hukukçusun. O konusunda evet. O tarafında değerlendirirsin muhtemelen. İmza yetkisi olmayan Nurettin diye bir yönetici... ikinci başkan bu arada. Evet, İkinci başkan. Niye imza etkisi yok? Etkisi yok mu? Sana soruyorum. Sen bu işi biliyorsun. İstersen yaparsın, istersen yapmazsın. İstersen yapmazsın. Yönetimi imza etkisi yok muymuş abi? İkisi olsa imza etkisi yok. Çıkardım. Şimdi başkan diyor ki imza yetkisi olmayan bir adam imzaladı diyor. Şeyle bu arada Fenerbahçe'nin de Onur Bulut'la ilgili bir girişim oluyor. Fakat Beşiktaş içeri araya girince Beşiktaş'tan görüştüklerini öğrenince hatta iyi de bir rakam veriyorlar. Almak yani Beşiktaş'tan daha çok bir rakam verdiklerini söylemem lazım. Ancak Beşiktaş'ın araya girdiğinde Ali bir şeyden çekiliyor. Transferden çekiliyor. Diyor ki ben bırakayım. Hani bu zaten bu transfer işleri iki kulüp birbirine girdiği zaman ne oluyor? Paralar yükseliyor, zarar ediyorsun. Oyuncu kazanıyor, menajer kazanıyor. Satan kulüp kazanıyor. Sen hep her zaman zarardasın. Şimdi Cengiz diye menajer varmış. Ben bu Cengiz'i tanımıyorum bu arada. İki tane menajerdi bu arada. Elyasa eski futbolcu var ya. Elyasa'yla bir de bu Cengiz. İkisi çift şey varmış, yetki varmış. Onur'da. Onur'un yetkisi. Bu iki menajerde de var. Bu Cengiz de hemen bu şeyi alır almaz sözleşmeyi alır almaz Beşiktaş kulübüne gidiyor. Diyor kardeşim bak 1 milyon euro çıkmış maddemiz var. Bunu ödeyin hemen alalım. Hiç konuşmaya görüşmeye falan bile gerek yok diyor. Patır kütür. Beşiktaş yönetimi de uyutuyor. Beşiktaş yönetimine buradan sesleniyorum. Yani arkadaşlar patates mi alıyorsun, domates mi alıyorsun ya? Ya futbolcu alıyorsun. Milyon eurolarla, milyon TL'lerle konuşulan bir rakam. 20 milyon TL ama yani. Ama yöneticinin milyon... nereden bilsinler imza etkisi olmadığını? Belki biliyorlardı da o, ya, o açıdan almışlar. Bu sözleşme getirirsen yanına sürküyü de getireceksin imza bu arada. İmza sürküsünün olması lazım. Sürküsünün olması lazım. Yok muymuş imza yok. Sürküsü? Net mi? Zaten imza sürküsünün adamın ismi yok. Olsa zaten görecekler. Bunlar da hemen diyorlar ki tamam kardeşim. Kim bakar yani? Bunu her hukukçu bakar. Şimdi sen yöneticilikte hukukçuluk yapıyorsun. Yani. Ya notere gittiğiniz zaman bile bakıyorlar haber. Bunu sözleşmelerde hep ikine isteriz. İmza sürküsünü gönderin. İmza sürküsünü hep isterler. İmza sürküsü dediğin şey de o kulübü imza etkili. Ben sonucu anlatacağım. Şimdi, senden merak ediyorum. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Sonuç bomba olmasın. Ne olmasın? Bomba olmasın. Ben tam var ya Rize Spor Oğuzhan Çağlayan. O biraz daha farklı ama. Oğuzhan'a benzer ama. Şimdi şunu bir kere söyleyeyim. Bir, Kayseri Spor oyuncunun Beşiktaş'a gitmesine soğuk bakmıyor. Kayseri Spor sadece rakamın bir miktar daha yükseltilmesini talep ediyor. Bu yüzden millet yazıyor ya UÇK'ya gittiler diye, uyuşmazlık çözüm kuruluna gittiler diye. Hala uyuşmazlık çözüm kuruluna gidilmedi arkadaşlar. Herkes bunu çok net bilsin. Kayseri Spor onu bu transferiyle UÇK'ya gitmedi. Bekliyorlar.
Neyi bekliyorlar? Uzlaşmayı bekliyorlar. Kayseri Beşiktaş'a daha çok topçu satacak. Beşiktaş'ta da çok topçu alacak. Bunlar camialar. Nezaket içeriden çözülebilir. Ha, bu işi UÇK'sız, mahkemesiz, oyuncuya da zarar vermeden. O işim gitmiş, ben Beşiktaş'a geldim. Adam seviniyor. Beşiktaş forması giyeceğim. Bir vefa parası ödenebilir. Ha, o hatta da ben sana şöyle söyleyeyim. 600 bin milyon euro arası, 600 bin euro ile 1 milyon euro arası ben bu işin çözeceğini düşünüyorum. Bu arada benim kaynaklarım, işte şey hep uzaktan Sayın Ahmet Nur Çevir'i cimri görürüz falan ya, herkes cimri der ya. Ahmet Başkan da diyorlar şöyle bir huyu var, sonuna kadar gider, sonunda da öder bu işi kapatır diyorlar. Onun için hani bu işi böyle bir krizmiş gibi konuşuyoruz ama çözülmeye de müsait bir iş. Yani birazcık daha kesenin ağzı açılmak suretiyle, Beşiktaş'ın kesenin ağzını açma suretiyle bir ortaya bulunabilir yani. Bence de bulunacak gibi gözüküyor. Hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi hatırlar mısınız ki hatırlayacağınıza eminim. Ozan Kabak Galatasaray'da sözleşme imzalamıştı. 7 milyon euro serbest kalma maddesi vardı. Evet. Şu Sukar 11 milyon euro para verdi. Fair play çerçevesinde. Bir vefa parasıdır. Yani tamam, biz 7'yi alıyoruz ama. Harika örnek verdi. 11 milyon euro. Bunun hakkı 11'dir. Hatta 15'tir de. Hani bizim de hakkımız var. Sen de kırp, biz de kırpalım. Orta yolu bulalım. Ha. Kimsenin gönlü kalmasın. Şimdi bu iş biraz buna benziyor. Fakat şöyle bir problem var. Hukukta özellikle tapuyla ilgili alış satışlarda bir şey deriz. Mesela tapuya güven ilkesi. Niye? Tapu devlettir. Ve devlet tapuda ne yazarsa ona güvenmek zorundasın. Yani tapuda aslında Okan abinin de, gerçekte Evren abinin falan demezsin. Okan abi gelmişse satışa ya da işte yetki varsa falan vesaire, tamam bitti geçmiş olsun. Buradaki problem şu. Onur Bulut'un sözleşmesi olan dediğimiz şey tadil sözleşmesi. Yani bir ek düzenleme sözleşmesi, tamam mı? O 1 milyon euroluk serbest kalma maddesi. Bu tadil sözleşmesi de federasyonla onaylatılmadan geçerlilik olmaz. Ve işin kötü yanı Futbol Federasyonu bunu onaylamış. Dolayısıyla Beşiktaş Spor Kulübü bugün, kardeşim federasyonu arar. Biz bu oyuncuya talibiz. Bir tadil sözleşmesinden bahsediliyor. Sizin onayladığınız böyle bir tadil sözleşmesi var mı? Türkiye Futbol Federasyonu cevap. Evet var. Abi Futbol Federasyonu'ndan sen bunun onayını aldıysan, içeride etkisiz sözleşme, adam imzalamış, imzalamamış. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu futbolcuyu korur. Futbolcunun da tercihi, futbolcuyu korumak asıl amaç. Beşiktaş'tan da futbolcuyu korur. Oyuncunun da tercihi Beşiktaş'tan yana tamamen bir yorum gerektiren bir şey ama ben kendi tecrübelerime istinaden, hukuki görüşümleri benim, ki onlar da bize de sorarlar. Yani bundan konuşulur. Abi Beşiktaş ben köküne kadar haklı. Ne yapsın abi? Federasyon onaylamasaydı. Evet. Koskoca devletin özellik verdiği Futbol Federasyonu'nun hukukçuları tadil sözleşmesini onaylıyorsa imza sürücüsüne bakmıştır abi. İmza sürücüsüne bakmıştır. Beşiktaş Kulübü de federasyondan onaylatırmıştır. Peki bir şey söyleyeceğim. Ya bakmadılarsa? O zaman daha büyük feci. O zaman Futbol Federasyonu da kalkıp bunun aleyhine karar veremez. Futbol Federasyonu'nun bağlı olan bir kurum. İnşallah öyle bir şey yoktur ki avukatlar bu tip imza sürküsü işlerine falan dikkat ederler. Ya, benim bildiğim kadarıyla. Daha başka bir şey, tahkimin başında kim var şu anda biliyor musun abi? UÇK'nın üstündeki tahkim, yani onun kararları oraya gidiyor. Ha. Bir önceki Yargıtay Başkanımız. Yani tamamen hukuku bilen Yargıtay Başkanı demek hukukun en tepesindeki insandır. En kafadaki. O adam, o insan geldi şu anda tahkimin başında. Yani federasyon yargısını dizayn ediyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani eğer hakikaten imza sürküsüne bakmadıysa çok büyük bu komedi olur. Ha, komedi olur. Bomba olmaz mı? Çok hiç olmayacakmış olur. Yani ben o yüzden federasyon kurumları da birbiriyle çatışacağını düşünmüyorum. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kesinlikle Beşiktaş'ta yani karar 1 milyon euro iş bitecek. Tabii. Beşiktaş ister de bitirir. Belki bir jest yapar başkan, üstüne bir şey koyar. Ya işte onu söylüyorum. Ben değil mi? Öyle olur yani. Bitecek bir iş değil ama şimdi, Kayseri ben haklıyım diyor. Öteki taraf ben haklıyım. Şimdi ben Kayseri'nin daha haklı olduğunu düşünüyorum bu konuda. Yani yani hukuki olarak en azından haklı olduğunu düşünüyorum. Ben yok, hukuk en tek, kesinlikle hayır, evet. Tek üzüldüğüm konu benim. Başkanı da öyle gördüm, Ali Başkanı da. Yani abi Kayserispor bir muhatap alınmak ister ya. Başkanlar bu kadar kopuk olmaz. Ya parasını yatırıp hiç sormamış gibi de bence yapılmaz. Bence de. Yani. Yani Ahmet Nur Başkan orada abi biraz... Ne demek ya, büyüte, parayı gönder şey yapalım. Tenezzül etmiyormuş gibi. Niye başkanı almıyorsun? O adam o kulübün başkanı. Ya. Şurada maaşımızı bile yatırırken... Babam, olur mu? Hayır, Allah bereketini gör diye mesaj atıyor ya. Anladın mı? Böyle Allah razı olsun abi. Ama doğru mu? Böyledir abi yani. Ya kulüplerin bu işleri yanlış. O da onu tabii ister istemez Kayserispor'un başkanı. Bence ona da çok bozuluyor. Yani şimdi hiçbir şey aramıyorsun, sormuyorsun. Al 1 milyon ver, al gel. O da olmaz yani. Onun bir ortası bulunur ya. Ya bir nezaketen ya. Çözülür. Bir nezaketen. Aramıştır ya, aramıştır. O çözülür. Arar çözerler işimi. Daha aramam. Şey o uzatılacak bir şey değil. Bir 300-500 bin euro da arası bulunur. Ve bir söylüyor, gönüller alınır.